Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Sayın Genel Başkanım, şimdi konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi il başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri il başkanı Ümit Özer'i buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Kadın Kolları Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli misafirler. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya, kucaklaşmaya, paylaşmaya devam ediyor. Bugün bu kapsamda Kayseri'mizde yine önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İktidar yolunda toplumun tüm kesimleriyle görüşmeye, sorunları dinlemeye, çözüm önerilerini anlatmaya devam eden Halkın Partisi, demokrasiden, adaletten ve hoşgörüden asla taviz vermeden, bütün engellemelere, karalama oyunlarına rağmen bir milim sapmadan, asla geri adım atmadan milletin sesi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar. Kayseri'mizde 35 belediye meclis üyemiz, 16 ilçe örgütümüz, kadın kolları, gençlik kolları örgütlerimiz, il örgütümüz, milletvekilimiz ve ilimize bağlı 714 mahallemizin tamamındaki parti üyelerimizle birlikte halkın iktidarı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler. Bugün burada sizleri Kayseri'mizle ilgili de kısaca bilgilendirmek istiyorum. AKP'ye geçmiş seçimlerde en fazla oy veren iller arasında yer alan Kayseri'mizde çiftçilerin takipteki kredi oranı son 15 yılda 41 kat artmış durumda. Kayseri'de son 18 yılda bir ilçemiz kadar, yani Bünyan ilçemiz kadar tarım alanı yok olmuş durumda. Kayseri'de son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin kişi arttı. Devletten yardım alan nüfus 371 binlere ulaştı. Resmi verilere göre Kayseri'de her 4 haneden biri devlete muhtaç hale getirildi. Kayseri kişi başı milli gelirde de ülke ortalamasının çok altında. Kayseri 1000 kişiye düşen icra dosyası İl sıralamasında 81 il içerisinde birinci il oldu. Yani kentte nüfusa göre her iki kişiden biri icralık durumda. Bu düşündüren yoksulluk, sürüklenen karanlık tüm ülke genelinde olduğu gibi ticaret ve sanayi şehri denilen Kayseri'mizde de her geçen gün ne yazık ki artarak devam ediyor. Bu kötü tablo, bu kötü gidiş evlere de yansıyor. Bu tablodan da en çok bu salonda bulunan biz kadınlarımız etkileniyoruz. Örneğin Kayseri'de il başkanlığımızca hazırladığımız kadın raporuna göre kadın işsizlik oranı kentte %50.2. Yani resmi verilere göre 25.224 kadın işsiz. İş bulma umudunu kaybeden kadınları da eklediğimizde bu rakamların çok da artacağını hepimiz biliyoruz. Kayseri'de İşkur'a kayıtlı kadın işsizlik oranı 2020 yılında %48.6. 2021 yılında ise bu %50.2 oranına çıkmış durumda. Bu aynı zamanda kayıtlı kadın işsizlik oranında tüm zamanların rekoru anlamına geliyor. Cinsiyet eşitsizliği il sıralamasında da Kayseri'miz 68. sırada yer alıyor. Kayseri'mizde kadına yönelik şiddet olayları da can yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 9 kadın ve bir çocuğumuz katledildi. Tüm bu gerçekler ışığında bilinmelidir ki
AKP'nin keyfi ve sorumsuz iktidarında kadınlarımız sofraya çorba, çocuğunun okul çantasına elma dahi koyamaz hale getirildi. Bu zalim iktidar yüzünden evlerde dert, keder, gözyaşı eksik olmuyor. Kadınlarımız bu iktidar tarafından her geçen gün daha da çaresiz bırakılmak isteniyor. Kadınlarımız eziliyor. Kadınlar bu yokluğun, bu yoksulluğun faturasını en acı şekilde ödüyor. Sayın Genel Başkanım, kıymetli misafirler. Her yerde olduğu gibi Anadolu'nun kalbi, vicdanı, Kayseri'mizde de adaletsizliklere, bu yokluğa, bu yoksulluğa karşı bir uyanış, bir haykırış var. Emekliler, işçiler, öğrenciler, işsizler, memurlar, kadınlar, çiftçiler, kısacası herkes gittiğimiz her yerde hak, hukuk, adalet istiyor. İnsanca yaşamak istiyor. Emeğinin karşılığını almak istiyor. Geleceğimizi karartan, insanımızı umutsuzluğa sürükleyen bu adaletsiz, bu zorba düzen bitsin istiyor. Herkes nefes almak istiyor. Pudralı hayatlar, pudralı baronlarla ailevi yapımızı tehdit eden karanlık sona ersin istiyor. Baskı, korku, zulüm bitsin istiyor. Çocuklarımıza yönelik karanlık düşünceler ve bu düşünceleri besleyenlerin sonu gelsin istiyor. O masum yavrularımızı korumayanları, çocuklarımızı çocuk yaşta gelin eden zihniyeti, vicdansızları, bunları yapanları vesile olanlara, Genel Başkanımızın da dediği gibi o gün gelecek dünyayı başlarına yıkacağız. Bu zulme de sessiz kalmadık, asla kalmayacağız. Sayın Genel Başkanım, vatandaş ziyaretlerimizde bir Anadolu kadınının kendimizi tanıtıp sizin selamınızı ilettiğimizde bizlere Anadolu'nun o samimiyeti, o sıcaklığıyla sarılıp tüylerimizi diken diken eden, sorumluluğumuzu daha da artıran Kılıçdaroğlu kazanırsa daha iyi oluruz. Durumum yok, kurban kesemem ama oruç tutacağım o gün dediği gibi milyonlar artık halkın iktidarını bekliyor. Umutla bekliyor, özlemle bekliyor. Tamam. Sayın Genel Başkanım, bir Kayseri türküsü var. Hani şu herkesin bildiği, bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diye. Evet, bugün burada, bu salonda bulunan ve bugün aramızda olmak isteyip de çeşitli nedenlerle aramızda bulunamayan Kayseri'nin yürekli kadınları olarak hep birlikte öyle bir haykıracağız ki bu yoksulluğa, bu çaresizliğe, bu kara günlere hep birlikte son vereceğiz. Yürekli. Yürekli Anadolu kadınlarıyla birlikte Atatürk'ün açtığı yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, göklerde yükselmeye layıksın. İşte biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Ve biliyoruz ki yine atamızın dediği gibi, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın isterse bugün burada olduğu gibi salonlar güzelleşir, evler güzelleşir, sokaklar, caddeler güzelleşir, şehirler güzelleşir, ülke güzelleşir. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Başkanımıza bugün bizimle birlikte olduğu için, bize güç verdiği için hepinizin huzurunda bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanımıza da bizi kırmayıp bugün davetimizi icap ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan, kadının gücünü, sevgisini, vicdanını, yüreğini, hoşgörüsünü hissettiren, Anadolu'nun sevgi yayan, emek kokan siz kadınlarına ve salonu dolduran tüm güzel insanlara saygılarımı sunuyorum. Merak etmeyin, geldi gelecek olan bugün aramızda ve geliyor gelmekte olan çok ama çok yakında. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kayseri milletvekilimiz Çetin Arı'yı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Kadın Kolu Genel Başkanım, Sayın Bakanım, çok değerli milletvekiller, milletvekillerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir tek çocuğumuz yatağa aç girmesin diye gecesini gündüzüne katan, bu ülkenin bir tek çakıl taşına canım feda diyen, 85 milyon için hak, hukuk, adalet mücadelesi veren Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz şehrimize. Ailenin temel taşı olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıktır diyen sevgili kadınlar, yürekli kadınlar, sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Genel Başkanım, sizinle bu salonda yine aynı coşkuyla engelliler buluşması yapmıştık. Ve sonrasında üye katılım töreni yapmıştık. Siz de artık hiçbir yer kale değil, kaleleri tek tek yıkıyoruz demiştiniz. İşte bugün bu salonda kaleleri yıkan kadınlarla birliktesiniz. Sayın Genel Başkanım, bir kadın doğum uzmanı olarak kadının gücünü ve isterlerse neler yapabileceğini en yakın tanıyım. Beşiği sallayan dünyayı sallar. Bugün kadınlarımız Kayseri'yi sallıyor, iktidarı sallıyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve Anadolu'nun kemalinin yanında saf tutan kadınlarımız, kadına yönelik şiddetin olmadığı, herkesin eşit, özgür ve anaların çocuklarını yatağa aç göndermediği bir Türkiye'yi kuracak. Geliyor gelmekte olan, geldi gelmekte olan hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri milletvekilimiz Çetin Arı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok saygıdeğer hanımefendiler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 81 ili yaşamak otobüsüyle karış karış gezerek kadının örgütlü gücünü büyütüp partimizin iktidar yürüyüşünü hızlandıran ve bütün kadınlara yalnız değilsin biz varız diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkan, buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, sevgili kız kardeşlerim, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımızın bir geleneği var. Diyor ki, bu kürsü milletin kürsüsü olmalı. O yüzden etkinliklerde halkımız gelip bu kürsüde sesini ve sözünü yükseltmeli. O yüzden ben sadece sizleri bir selamlamak ve kürsüyü birazdan burada konuşma yapacak olan kız kardeşlerime vermek istiyorum. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gerçek anlamda samimi olarak eşitlik için mücadele eden büyük önderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde ilk seçimlerde ipi bizler göğüseceğiz, kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda değerli hanımefendiler var. Kimi işsiz, kiminin kızı atanmamış öğretmen, kimisi besicilikle, üreticilikle uğraşıyor, kimisi çiftçilikle uğraşıyor. Şimdi izin verirseniz sırasıyla onları çağıracağım konuşmalarını yapmak üzere.
Öncelikle Fatma Tarhan hanımefendiyi buraya davet etmek istiyorum. Fatma abla geliyor. Bu da aşk olsun. Gel ablacığım. Hoş geldin. Başlıyor mu? Başlıyor. Konuş başlar mı? Evet, evet, siz konuşacaksınız şimdi. Ben Fatma Tarhan. Dört çocuk annesiyim. Kemal Bey şurada. Tedavi, kanser hastasıyım. Tedavi gördüm. Şu anda tedavim bitti. İlaç, doktorum ilaç önerdi. İlaç kullanıyorum. Ama devlet ilacımı ödemiyor. Güzel güzel hastaneler yaptı bizler için ama bizlerim iyi olması için değil, ölmemiz için yaptırmış. Ama ben Kılıçdaroğlu'na kabul ederse üye olmak istiyorum. Bizi kurtar. Bizi kurtar Kılıçdaroğlu. Fatma Tarhan ablama çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Züleyha Ayverdi'yi buraya davet etmek istiyorum. Bekliyoruz. Arkadaşlar Züleyha Hanım'a bir müsaade ederseniz oradan. Hoş geldiniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Başkanım hoş geldiniz ve hoş geldiniz sayın ablalarım, teyzelerim. Çok teşekkür ediyorum bana bu kürsüyü sunduğunuz için sayın milletvekilimiz Çetin Arı'a da. Buradan ben atanamayan engelli öğretmen adayıyım. 5000 tane engelli öğretmen adayı. Verilen sözler tutulmuyor. Atamamız yapılmadı. Niçin yapılmıyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi hani diyordu ya engel olur olur engelliden bal gibi öğretmen olur. Bu sözü kulaklarımızda çınlamaktadır yani. Neden bunu yapmıyor? Buradan çok hüsran-ı mübin içerisindeyim yani. 2022 yılından beri engelli öğretmen adayıyım ve hala atamamız yapılmamaktadır. Verilen sözlerde tutulmamaktadır. 2023 yılı bütçesini meclisten, Meclis TV'den takip ediyorum. Sayın vekillerim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e güzel güzel öğretmen atamaları ile ilgili soru önergeleri sordular. Ama bir türlü cevap alınamadı, karşılıksız kaldı. Neden acaba hala engelli 5000 tane atama yapılmıyor? Kadro bekliyoruz. Neden yapılmıyor? Bunun hesabını sormak istiyorum yani. 85 bin tane sağlıkçı atanıyor da 5 bin tane engelli öğretmene kadro verilemiyor mu? Devletimiz bu kadar aciz mi yani? Niçin bu durumdayız yani? Bunun cevabını almak istiyorum. 2023 yılı bütçesinde de tabloda engelli öğretmenlere ve atamalı normal düz KPSS ile gelen atamalara kadro verilmedi. Ve o tabloda biz de kıyısından köşesinden böyle yer alamaz mıydık yani? Niçin yapılmıyor bunlar? Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Sesimizi duysunlar. Lütfen bu sese kulak verin. Şunu da belirtmek istiyorum ki Sayın Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başkanım, ben yıllardır AK Parti'ye ailem olsun, çevrem olsun, kendim de dahil olmak üzere yıllardır oy verdim. Bunu saklamayan lüzumu yoktur yani. Ama buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na şu soruyu sormak istiyorum. Hakkınızı helal eder misiniz Sayın Başkanım? Bu
bu kürsüye beni teşrif buyurdukları için çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve selamlar. Züleyha Ayverdi Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Fidan Beyazıt'ı buraya davet ediyorum. Fidan Hanım'ı bekliyoruz. Tamam. Gel Fidan abla, biraz yakın konuşalım mı? Tamam. Sayın Genel Başkanım. Alayım onu elime. Sayın Genel Başkanım, vekillerim, Kayseri'ye, Sarıalan'a hoş geldiniz. Yaklaştırayım, tamam. Ben bir köy çocuğuyum. Köyde yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim. Benim 30 tane, 30 baş büyük hayvanım vardı. Yeme yetişemedim, kestirdim. 2 tane ineğim kaldı, onu da mecburiyetten durduruyorum. Yoksa çok zor durumdayız. Yem pahalı, bir şey alamıyoruz. Bu çiftçinin, köylünün hali ne olacak? Acıyın bize bakanlarım, başbakanım. Biz eskiden süt verirdik, yem karşılığı, yemimizi karşılardı. Ama şimdi yem pahalı, süt ucuz. Bir kilo sütümüz sudan ucuz. Şöyle geldi göster, şöyle. Bir litre sütümüz sudan ucuz. Sütün litresi 8 lira. 8 lirayı çocuğa veriyor, almıyor. Biz bununla ne yapacağız? Artık bizi kurtarın. Eskiden sütçülük yapardık, iyiydik. Bak biz eskiden çiftçilik yapardık, saman satardık. Şimdi ise samanı dış kuşlardan getiriyor. Niye? Üretim yok. Gübre, mazot pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Atatürk'ün dediği, geldikleri gibi gidecekler. Her şey çok güzel olacak. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim ablalarım, kardeşlerim, Sayın Genel Başkanım. Hepinize teşekkür ederim. Ağzına sağlık abla. Tamam, sağ olun. Bekle, bekle. Fidan Beyazıt'a çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Suzan Kartal hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Suzan Hanım'ı bekliyoruz. Yakın konuş biraz abla, olur mu? Yakın konuş biraz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben 4 tane çocuk annesiyim. Çocuklarımı okula gönderirken beslenmelerine ne koyacağımı şaşırıyorum. Burada bulunan bütün bayanların da bu sıkıntıyı yaşadığından adım gibi eminim. Benim evim kira. Eşim icralık. Ben kiralarımı, faturalarımı bir türlü ödeyemiyorum. Çocuklarımın beslenmesine sadece bunları koyuyorum. Bundan da herkesin haberi olsun. Eğer ki bundan vicdanen rahatsa büyük baştakiler, onu da Allah'a havale ediyorum. Kemal Bey'e tek çaremiz sensin diyorum. Önce Allah'a, sonra size emanet bütün vatandaşlarımız. Suzan Kartal'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Fatma Kango hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Fatma Hanım'ı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Biraz yakın konuşuyor musunuz?
Sayın Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, bayan arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Ben Fatma Kongu, uyuşturucuyla mücadele derneklerinde üye olan bir insanım. Bizim bağımlı çocuklarımıza hiçbir yerde, hiçbir şekilde el uzatılmıyor. Anneler perişan durumda. Babalar perişan durumda. Bu bağımlı olan çocuklarımız perişan durumda. Ailelerini öldüren çocuklar var. Geçen hafta ailenin birisi çocuk bağımlı. Anneyi bıçaklamakla tehdit etti, öldürmekle tehdit etti. Biz bunu yukarı makamlara bildirdiğimiz zaman yapacağız, edeceğiz, eyleyeceğiz. Yapmayın arkadaşım, yapacağız demeyin bize. Yapın, yapın, yapın. Yapın, yapın. Yapacağız derken ben bir anneyi kaybediyorum, bir abiyi, bir kardeşi kaybediyorum. Çünkü çocuk kafayı bozuyor. O maddeleri kullana kullana çocuk kafayı bozuyor. Anneyi bilmiyor, kardeşi bilmiyor. Biz bu çocuklarla gerçekten çok zor durumdayız. Devlet büyüklerimize söylüyoruz, yapacağız. Yapma, yapma. Biraz acele et. Yaparken acele yap. Yaptığınız da yok. Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Bir rehabilitasyon merkezimiz yok. Çocukları tedaviye gönderiyoruz. Çocuklar oradan geldikten sonra yine aynı ortama düşüyorlar. Yine aynı sorunlarla karşılaşıyorlar ve yine aynı duruma düşüyorlar. Çünkü sudan çıkmış balık gibi oluyorlar. Bu çocuklara bir çare Sayın Genel Başkanım. Başka çaremiz yok. Bir dünya Kayseri'de ailemiz var ve geliyorlar. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Ben kendim bizzat İçişleri Bakanımıza ulaşıyorum. Kendilerine anlatıyoruz, yapacağız. Yapma, yapma. Acele yap. Yapma. Acele yap. Benim aciliyetim var. Neden? Çocuklar evleri yakıyorlar. Anneyi, babayı öldürüyorlar. Kardeşi bıçaklıyorlar. Benim ailem öldükten sonra neye yaradı ki bu? Neye yaradı? Sen yapacaktım, edeceğim. En son söylediğim, çok özür diliyorum buradakilerden, Sayın Genel Başkanımdan. En son söylediğim devlet büyüklerine, Leyleğin ömrü de laklakla geçermiş. Bana laklak değil, kalıcı çözüm lazım. Bana kalıcı çözüm lazım ki ben o aileyi kurtarabileyim. Hiçbir şey yok elimizde. Bir dünya bağımlı çocuğumuz var. Geride hiçbir şey yok. Çözüm yok. Kalıcı çözüm yok. Tedaviye gönderiyoruz ya. Tedaviye gönderiyoruz. Tamam, orada tedavi oluyor. Her şeyi yapıyorlar ama tekrar dönüşte bir rehabilitasyon merkezlerinin kurulmadığından dolayı bu çocuklarımız yine aynı geldiklerinden bir hafta sonrası aynı duruma düşüyorlar. Ben bu işten ne anladım? Neden o kadar çabamız gitti? Neden gitti? Gençliği olmayan ülke çökmeye mahkumdur. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu gençlerimize önem verilmediği sürece bu ülkenin geri geri gitmesi muhtemel. Hiç çare yok. Gençlerimizin %80'i Sayın Genel Başkanım, ben Sayın Vekilimize de söyledim, %80'i, 85'i uyuşturucu bağımlısı. Bu gençlerden ne bekliyoruz? Çocuğun aklı başında değil. Çünkü uyuşturucu, o aldığı maddeler beyin hasarı yapıyor. Çocuğun kendine faydası yok ki.
ailesine faydası olsun, bir topluma faydası olsun, bir ülke için bir faydası olsun. Kendine faydası yok çocuğun. Geçen daha 20 gün oldu. Annesi de bu şu anda burada. Bir çocuğumuz var. Onu tedavi ettirdik. 11 ay gitti. Tedavisi ne oldu? Çok güzel de olmuştu. Geriye döndü, geldi. 20 gün içerisinde tekrar aynı oldu. Tekrar başladı. 11 ay gitmişti. 11 ay heba oldu. Ailenin emekleri de, bizim emeklerimiz de mahvoldu gitti. Kendi emeğime acımıyorum, annenin gözyaşlarına. Her gün akşam benim evde toplanıyoruz, aile, çocuk, annesi, abisi. Çocuğa bir sürü nasihat ediyoruz. Çocuk da içe beyin kalmamış ki. İçeri girsin. Kulağının birinden söylüyoruz, ötekinden çıkıyor. Beyin kalmadığı için içeride kalmıyor bu sesler. He diyor, yapacağım diyor, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sabah annesi arıyor ki Fatma Hanım, yine gitti. Bize kalıcı bir çözüm, devlet bulmuyor, hiçbir kurum bulmuyor. Ne yapacağız bu gençleri? Ne yapmamız gerekiyor? Hani diyorlar ya ki... Hani diyorlar ya, gençler bizim için çok önemli, çok önemli. Genç kalmadı Sayın Genel Başkanım, genç kalmadı Türkiye'de. Kayseri'de %80, %85 şey olmuşsa, uyuşturucu bağımlısıysa gençler, bunu Türkiye ile bir düşünelim. Hangi gençten bahsediyorsunuz? Hangi gençlikten? Ne fayda bekliyorsunuz bu gençlikten? Kendine faydası yok Sayın Genel Başkanım. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Fatma Kangu Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri, sayın milletvekillerim, yazılı, görsel ve internet medyasının çok saygıdeğer temsilcileri, kıymetli konuklar. Kadınların örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz diyen aile destekleri sigortasının mimarı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir toplantı. Gelen bütün kadın kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Dünyayı da Türkiye'yi de değiştirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'yi değiştireceksiniz. Haramilerin iktidarını hep beraber yıkacağız. Ve bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Kadın kardeşlerimiz konuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Bir toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çekenler de kadınlar. Şiddete uğrayanlar kadınlar.
Çalışmak istediği zaman iş olanağı bulamayan kadınlar. Az önce engelli bir atama bekleyen bir kadın kardeşimizi dinledik. Üniversiteye gitti. Annesi babası onu büyük bir umutlarla okuttular, yetiştirdiler. Boğazlarından kestiler. Aman kızımız, evladımız daha iyi bir iş bulur ve en azından kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürür diye. Ama bu imkan verilmiyor. Size sözüm, vereceğim bu imkanı. Size sözüm. Atama bekleyen öğretmenlere sözüm. Vereceğim. Kırsalda çalışan kadınlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Az önce süt şişesini elinde tutan kadın dedi ki bu süt sudan bile ucuz. Geçinemiyoruz dedi. Süt veren ineklerimizi kesime gönderdik, sattık dedi. Bütün bunları biliyorum. Hepsinin farkındayım. Ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber olursak, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz. Her şeyi. Her şeyi değiştireceğiz. Geçmişte biliyorum ücretli öğretmenlerin durumunu da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen tamamını değiştireceğim. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Endişe etmeyin. Endişe etmeyin. Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Yürüdüm. Adalet için yürüdüm. Kadınlar için yürüdüm. Evlatlarımız için yürüdüm. İşsizler için yürüdüm. Haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Boşu boşuna hapishanelerde tutuklanan insanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim. En büyük gücümüm sizlersiniz. En büyük gücüm sizlersiniz. Bir anne gösterdi. Çocuğum beslenme çantasına bir şey bırakamıyorum diye. Bir dilim ekmek, yarım ekmek ve bir şişe su. Olmaz, olmaz. Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnının doyması lazım. Evlatların yatağı aç yatmaması lazım. Evlatlarımızın üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir. Bizim belediye başkanlarıma söyledim. Her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır ve aileye teslim edilir. Belediyenin logosu bile yoktur beslenme çantasında. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Ama bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz. Türkiye genelinde yapacağım. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Her çocuk okula gittiğinde öğle yemeğini rahatlıkla okulda yiyecek. Fakiri zengini olmayacak. Evlat evladımızdır. Herkes aynı yemeği yiyecek ve dolayısıyla karnı doyuracak. Bunu yapacağız. Kırsalda çalışan kadınlar ve kırsalda çalışan gençler, hiç endişe etmeyin. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Açık ve net söylüyorum. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim. Her kadın kazanacak. Diyorlar ki yapamaz. Diyorlar ki bunu gerçekleştiremez. Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Bütün belediye başkanlarımız. Söylüyorum, yapıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Başarıyla yapıyorlar. Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. O bütçe beşli çetelere gitmeyecek o bütçe. O bütçeyi beşli çetelere vermeyeceğim.
Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar. Bizi böldüler. Yok başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim. Kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları bitireceğim. Bütün torpilleri bitireceğim. Gencecik evlatlarımız sınava giriyorlar KPSS'ye. Başarılı oluyorlar. Türkiye üçüncüsü, Türkiye beşincisi, Türkiye onuncusu. Ama sözlü sınava gelince eliyorlar ve bunlar devlet memuru olamıyorlar. Sözlü sınavı kaldıracağız. Kim kazanıyorsa atamasını hemen yapacağız. Torpil bitecek. Torpil bitecek. Torpile izin vermeyeceğim. Aile destekleri sigortası. Bunu lütfen iyi dinleyin. Türkiye'nin 8 sigorta dalı yürürlükte. 8 sigorta dalı. İşsizlik sigortası, emeklilik sigortası, iş kazası, meslek hastalığı, analık gibi. Aile destekleri sigortası 1971 yılından bu yana uygulanmıyor. Aile destekleri sigortası şu: geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin karşılıksız yardım yapması demektir. Biz o yardımı yapacağız. Bu sigorta dalını çıkaracağız. Ama parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın. Kadın işçi gibi, emekli gibi, memur gibi onun yoksulluğunu hiç kimse bilmeden gidecek, bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğunun karnını doyuracak. Onun yoksulluğunu, fakirliğini hiç kimse bilmeyecek. Sadece devlet bilecek. Herkesin onurunu koruyacağız. Herkesin gururunu koruyacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın onurunu korumak budur. Fakiri sıraya diz. Gel yardım yap. Televizyonları çağır. Onların yoksulluğunu afiş et. Bu uygulamaya son vereceğiz. İnancımız belli. İnancımız yerinde, Allah'a şükür. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Evde engelli varsa, evde engelli varsa, evde yaşlı birisi varsa ve anne ona bakıyorsa, onun da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çünkü onun tek çalışma alanı engelli de engelli çocuğuna bakmak veya evde yaşlıya bakmak. Dolayısıyla bir iş yapıyor, dolayısıyla çalışıyor. Onun da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. O da yeri ve zamanı gelince emekli olacak. Emekli aylığı alacak. Az önce bağımlı, çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Dinledik. Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum. Ama Allah sizi inandırsın. İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını biliyorum. Kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ama ben hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir adım, bir milim bile geri atmam. Halkın iradesini sonuna kadar kullanacağım ve o uyuşturucu baronlarına hesap soracağım. Hiç endişe etmeyin. Kadınlar, kadın kardeşlerim, eğer yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, eğer evlatlarınızın iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, eğer yoksulluğun afişe edilmeden sosyal devletin aile destekleri sigortasını hayata geçirmesini istiyorsanız, eğer kadınların huzur içinde yaşamalarını istiyorsanız, o zaman yapacağınız
tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim dedi ki ben, ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik. Şimdi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Asla, asla helal olsun. Helal olsun. Hiç şeydi. Bakınız, değerli kadın kardeşlerim, helalleşme uygulamasını helalleşelim diye bir çağrı da yaptım. Artık kamplaşmayalım. Artık kavga etmeyelim. Niye kavga ediyoruz Allah aşkına? Birilerinin oyununa, tuzağına niye düşüyoruz? Ya derdimiz var. Sorun derdi çözmekte. Derdi büyütmek değil. Derdi çözmemiz lazım. Sorunları çözmemiz lazım. Memlekette huzur lazım. Memlekette huzur olmazsa mutfaklarda bereket olmaz. Evde bereket olmaz. Evde huzur olmaz. Huzurun olması lazım. Bereketin olması lazım. Güzelliğin olması lazım. Anne çocuğunu güzellik içinde yatağa yatırmalı. Üniversiteye gönderdiyse o çocuğun bir güzel yurdu olmalı. Gözü arkada kalmamalı. Anneler size söz veriyorum. En geç bir yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurt sorunum vardır demeyecek. Bir yıl içinde. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler. Birer kişilik, üçer kişilik odalar, sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, mutfağı, evlatlarımızı el bebek gül bebek yaratmak, yaşatmak zorundayız. Bakınız, yetişen evlatlarımız diyor ki niye Türkiye'de kalayım? Yurt dışına gideyim diyor. Yurt dışında diyor çalışırsam, asgari ücrette çalışırsam hem ev sahibi olabilirim diyor, hem araba sahibi olabilirim diyor. Ama Türkiye'de bırak asgari ücrette çalışmayı, iş bile bulamıyorlar. İş bile bulamıyorlarsa umutlarını kaybediyorlar. Gençlerin tümüne sesleniyorum. Bütün gençlere sesleniyorum. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Annelerinizin, babalarınızın ve sizin gücünüzle Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız. Asıl hedefimiz bu. Bütün kadınlar beraber olun. Bütün kadınlar birlikte olun. Bütün kadınlar acılarınızı paylaşın. Bütün kadınlar, bir kadın zor durumdaysa yardım edin. Mutlaka bir dayanışma kültürünü geliştirin. Sandığa gidin, oy kullanın. Sizin acılarınızı, sizin kılık kıyafetinizi sömüren politikalardan artık uzak durun. Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa onun yanında durun. Beraber olalım. Birlikte mücadele edelim. Kadının gücünü biliyorum. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Onu gayet iyi biliyorum. Evden de biliyorum. Bizim evde hanımın sözü geçiyor. Onu da herkes bilir. İşin kuralı da budur zaten. Benim yetiştiğim coğrafyada kız çocukları okula gönderilmezdi. Bir kız kardeşim vardı, Allah rahmet eylesin. İlkokulu bitirdikten sonra babam onu okula göndermedi. Ama şimdi benim pırıl pırıl iki kızım var, onlar üniversiteyi bitirdiler. Elleri ekmek tutuyor. Diğerleri gibi değil. Yani saraydakiler gibi değil. Herkes kendi halinde, kendi işinde. Çocukların okuması, kız çocukların okuması çok ama çok değerli. Çocukların okuması lazım. Anneler çocuklarını okutmakta zorlanabilirler, biliyorum. Ama Allah nasip ederse bunların tamamını düzelteceğiz. Çocuklarımız sevinç içinde, güler yüzle, huzur içinde okula gidecekler, üniversiteye gidecekler, okullarını bitirecekler. Allah nasip eder mezun olduklarında da işleri olacak, güçleri olacak ve çalışacaklar. Kimseye muhtaç olmadan çalışacak ve hayatlarını sürdürecekler. Bundan emin olmanızı isterim. Sevgili kadın kardeşlerim, emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. Her şeyimiz var aslında Türkiye'de. Bakın,
Hollanda diye bir devletimiz var, bir devlet var. Hollanda Konya'dan küçük arazi olarak. Ama Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı, bırakın kendi tükettiğini, ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Konya'dan küçük bir devlet. Ama bize bakın, mercimek dışarıdan, soğanı dışarıdan, fasulyesi dışarıdan, canlı hayvanı dışarıdan, eti dışarıdan, neredeyse sütü dışarıdan, süt tozu dışarıdan. Ya burada üretiyor insanlar, burada çalışıyor insanlar. Onların hakkını, hukukunu teslim edin. Hayır, dışarıdan gelecek diyorlar. O kapıyı da kapatacağız. Herkes burada üretecek, herkes burada kazanacak. Herkesin alın teri değerli olacak. Bunu bilmenizi isterim. Hiçbir çiftçinin, üreticinin zarar etmeyeceği formülleri, uygulamaları hayata geçireceğiz. Hiçbir çiftçi asla, hiçbir üretici asla zarar etmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Hepsini hayata geçireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Paralar nerede diye soracaksınız belki. Aklınızın, hafızanızın bir yerinde. Bakınız. Beşli Çete'nin ve diğerlerinin götürdüğü para 481 milyar dolar. 481 milyar dolar. Buradan paralarını Amerika'ya gönderiyorlar. Paralarını Londra'ya gönderiyorlar. Paralarını vergi cennetlerini gönderiyorlar. Tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Tamamını getireceğim. Uyuşturucu var onları. Tamamen onları tarihe havale edeceğiz. Milyar dolar kazanıyorlar ve bizim evlatlarımız, bizim evlatlarımızı zehirliyorlar. Sesleri bile çıkmadı. Sesleri bile. Bağırdım, çağırdım. Şimdi efendim biz de mücadele ediyoruz. 20 yıldır ne yapıyordunuz siz? 20 yıldır. Beni dikkatle dinleyin. Bir dikkatle dinleyin. 6 yaşında bir kız çocuğuna sistematik tecavüzü duyduğumda o gece uyumadım. O gece uyumadım. Ya böyle bir şey olamaz dedim. Mümkün değil. Sonra bakanlıkta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iş konuşulurken bakan çıktı, aile bakanı, 2 yıldır bundan haberimiz var dedi. Peki ne yaptınız 2 yıldır? Ne yaptınız? Gittim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Bütün milletvekili arkadaşlarımı topladım. Bakın dedim, bu ülkede 6 yaşında bir çocuğa, bir kız çocuğuna sistematik tecavüz yapılıyor. Ama ne saray, ne bakanları, hiç kimse ses dahi çıkarmıyor. Hep beraber sabah geldim, dedim ki birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Bu ülkede adaleti isteyeceğiz. 6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz? Devleti dumura uğrattınız dedim. Devleti dumura uğrattınız. Ya bu ülkenin polisi yok mu? Bu ülkenin savcısı yok mu? Bu ülkenin hakimi yok mu? Sahte raporlarla başka birisini sisteme dahil ederek kendilerini aklamaya çalıştılar. Bu güç kim dedim? Bu güç kim? Kimden alınıyor bu yetki? Bu güç kimden alınıyor dedim. Sonradan harekete geçtiler. Demek ki o çocuğun hakkı ve hukuku için Adalet Bakanlığı'na yürümesek gene o çocuğun, o kadıncağızın elinden hiç kimse tutmayacaktı. Ben tanımam, hiç bilmem, konuşmadım ama benim vicdanım el vermiyor. Benim vicdanım el vermez. Adalet isteyen bir insanın vicdanı el vermez. Onların vicdanı köreldi, ben biliyorum. Onlar para sevdalısı, ben onu da biliyorum. Onlar dolar sevdalısı, ben onu da biliyorum. Onlar yatıyorlar, kalkıyorlar, para diyorlar. Onları da biliyorum. Mutfaklarda yangın var ama sarayın mutfağında yangın yok. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin değerli kardeşlerim. Beraber olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak güçlü oluruz. Göreceksiniz, kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Çok güçlüsünüz. Kadınlar çok güçlü.
Ama gücünüz parça parça olmaz. Türkiye genelinde buluşacaksınız. Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız. Sandığa gideceksiniz ve diyeceksiniz ki artık zulme son diyeceksiniz. Evlatlarımızı perişan ettiler son. Bir lokma ekmek bulamıyoruz son. Bütün bunları tek tek dillendirerek birleşin. Beraber olun, birlikte olun, mücadele edin, emin olun, önderlerinizi seçin ve mücadeleniz hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ben size. Hiç unutmayın, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Adaleti getireceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu savunacağız. Herkesin. Evlilik birliği esastır, ben bunu bilirim. Bir arada yaşamaları, evlatlarına bakmaları elbette bu da güzel şeydir. Ama bir kadın diyelim ki anlaşamadı, zulme uğradı, ayrılmak istiyor. Boşanmak istiyor. Hemen gidiyorlar, kadını katlediyorlar. Gazetelerden okuyoruz. Gazetelerden okuyoruz. Kadını öldürüyorlar. Ve dolayısıyla bir süre sonra öldüren adam çıkıyor hakimin karşısına, kravat takmış, elbiseleri düzgün, iyi hal indirimi. Bunların tamamını bitireceğim. Ne iyi hal indirimi? Cezayı sonuna kadar çekecek. Kim zulmediyorsa sonuna kadar çekecek. Ayrıca yeni başlangıçlar fonumuz var. Eğer bir kadın çocuklarıyla beraber ayrılırsa onun evi, mobilyaları, her şeyi çocuğun bakımı için yeni başlangıçlar fonu içerisinde o kadınlara her türlü yardım yapılacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Paramız var. İmkanımız var. Ama para yurt dışına gitmeyecek. Para uyuşturucu baronlarına gitmeyecek. Para beşli çetelere gitmeyecek. Hepsini ama hepsini sonlandıracağım. Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmiş, iş bulamıyor. Onlar 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden, 10 yerden maaş alıyorlar. O saltanatı bitireceğim. Hiç endişe etmeyin. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Umudunuzu kaybetmeyin. Birlikte mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Kadının gücüne güveniyorum. Kadının gücüne güveniyorum. Kadınların hakkını ve hukukunu savunmak bu kardeşinizin görevi olacak. Hiçbir anne çocuğunu aç yatağa yatırmayacak. Her anne huzur içinde evinde, her anne huzur içinde caddede, sokakta, parkta, komşularıyla huzur içinde yaşayacak. Bunu sağlayacağız. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Hepinize teşekkür ederim. Adaleti unutmayın, adaleti. Hep birlikte adaleti sağlayacağız.